Ermenek, Şirvan, Amasra, Şırnak, İliç. Katliamların sorumluları yargı önünde hesap verene dek mücadelemiz sürecek. İktidarın maden ve enerji politikaları Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında ekolojik talanı yaygınlaştırmaya devam etmektedir. Su kaynakları, ormanlar ve tarım arazileri yerel ve yabancı sermaye gruplarına pazarlanırken maden enerji santralleri yaşam alanlarını, halkın geçim kaynağı olan tarım alanlarını ve gerekli güvenlik önlemlerini almayarak işçilerin bedenlerini acımasızca yok etmektedir. Ermenek, Şirvan, Amasra, Şırnak ve İliç'te yer alan maden sahalarının işçi ve emekçilerinin katline neden olması, adalet arayan hak savunucuları yargı eliyle soruşturulmaya çalışılması bu politikaların sonucudur. İliç Çöpler Altın Madeninde siyanür liçi yöntemiyle yapılan altın madenciliğinin yasaklanması gerekirken devletin sermaye ile işbirliğinin devam ettiği görülmektedir. Katliamın üzerinden daha 3 ay geçmişken henüz toprak altında olan 5 işçinin bedenine dahi ulaşılamamışken Altın Madencileri Derneği ile Dünya Altın Konseyi'nin birlikte 16 Mayıs'ta Ankara'da sorumlu altın madenciliği konferansı düzenleyecek olması sermayenin İliç katliamını unutturma, üstünü örtme, kar ve rant hırsının sürdürülebilirliğini sağlama çabasıdır. 2023 yılı itibariyle Türkiye'deki maden ruhsatlı arama ve işletme sayısı 14.701'dir ve sürekli olarak artmaktadır. Bu rakamlar sektörel olarak madenciliğin ne kadar büyük olduğunu, bu maden sahalarının iş sağlığı ve güvenlik önlemleri alınmadan faaliyetlerini sürdürmesinin ucuz iş gücü ve maksimum kar hırsıyla doğa talanına, işçi ve emekçiye nasıl kolay mezara dönüştüğünü de göstermektedir. İliç'te daha önceki yaşanan sızmada madenin göstermelik kapatılması, son felakette yaşanan sadece toprak kayması diyerek olayın vehametini küçültmeye çalışma çabaları da sermaye ve iktidarın rantın bölüşümdeki mutabakatının sonucudur. Vahşi madencilik sektörünün kendini aklama çabasına karşın bizler ekoloji ve insan hakları savunucuları olarak insan haklarının evrensel, bölünmez birliğine bağlı ve kendi işlerinde birbiriyle ilişkili bir haklar bütünü olduğunu, işçi haklarının da insan hakkı olduğunu, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu, Soma, Ermenek, Şirvan, Amasra, Şırnak ve İliç katliamlarının sorumluları yargı önünde hesap vererek mücadelemizi sürdüreceğimizi, ne Soma'da yaşamını yitiren 301 canı ne de İliç'te hala cansız bedenlerine de ulaşılamayan işçileri unutturmayacağımızı, sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız.